herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda artık Adalet Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak ve Adalet Bakanlığı sonuçları açıklandıktan sonraki süreçte sözlü mülakatlar, uygulamalı mülakatlar işte bunlarla ilgili bilgileri aktarmaya başlamış oluyorum sevgili dostlarım. Beni izleyen dostlarım gayet iyi biliyordur. Bu süreçte sizleri en iyi şekilde desteklemeye çalıştım ve desteklemeye devam edeceğim Allah'ın izniyle. Sizler memur olana kadar sizlerin yanında olmuş olacağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şimdi toparlayacak olursak bizler dört farklı ilan gördük. Daha sonra işkur ilanları açıldı onları görmüş olduk. Bunların her bir ilandan bir tane başvuru hakkımızın var olduğunu defalarca her videomda söyledim. Hala akıllara takılan sorular var. Hala merak edenler var. Hala bilmeyen dostlarımız var. Yani zaten iş işten geçti tabii ki. Ama dediğim gibi her videomda söyledim. Başvuranlara hayırlı uğurlu olsun. Hani her bir ilana başvuru hakkınız vardı. Yani her bir ilana sadece bir tanesine başvurma hakkınız vardı. Başvuranlara hayırlı uğurlu olsun. Başvuramayan dostlarım, geç kalan dostlarım. işte Karar veremeyen dostlarım için de yapacak bir şey yok. İnşallah başvurduğunuz yer size en iyi şekilde gelir diye umut ediyoruz sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar biliyorsunuz ki başvurularımızı yaptık. Artık bundan sonraki süreçte keşke şurayı yazsaydım keşke şunu silseydim acaba şurası gelir miydi acaba şurasını yazsam daha mı iyiydi gibi soru işaretlerine, yorumlara, anketlere çok kulak asmayın arkadaşlar. Sizler başvurunuzu yaptınız, iyi bir şekilde incelemenizi yaptınız, size yakın olan yeri veya size uygun olan yeri veya kontajanı yüksek olan yeri veya kontajanı az olan yeri yığılma az olur diye düşündünüz, oraya verdiniz veya kontajanı fazla olan yere yığılma çok olur ben orayı vermedim diye düşündünüz. Artık geçti. İnşallah hakkınız hayırlısı olur. Tez vakitte duyurusu gelir ve sizlere en iyi şekilde açıklamış oluruz bu kanaldan sevgili arkadaşlarım. Peki bundan sonraki süreçte sözlü mülakat ne zaman çağrılır veya uygulamalı sınava ne zaman çağrılırız veya boy kilo ölçümüne ne zaman çağrılırız gibi sorulara değinmiş olalım arkadaşlar. Ben düşünüyorum ki icra ve zabit katipliği için duyuru daha öncesinden gelecektir. Çünkü bunların uygulama sınavı olduğu için yani aşamaları daha fazla olduğu için bence zabit katibi ve e, icra kazibliğinin duyurusu daha önce gelecektir. O ilan daha önce gelecektir diye düşünüyorum. Peki ne zaman gelebilir? Benim tahminimce bir ay içerisinde gelebilir sevgili dostlarım. Bir ay, bir ay içerisinde sizlere gelecektir. O yüzden eee Acaba şu an çalışsam mı yoksa sonuçların beklesem gibi soru işaretlerini ortadan kaldırın. bence sizler en iyi şekilde klavye sınavınıza hazırlanın veya e, imkanınız varsa bir kurs merkezine gidin bir aylık bir kurs alın bir ders görün e, en iyi şekilde e, sürdürmeye çalışın çalışmalarınızı arkadaşlar. Eğer olmazsa da can sağlığı deyip yani sonuçlar açıklandı. Ben o kadar çalıştım, klavyeye hazırlandım. Maalesef ki sonuçsun olumsuz geldi. Hani buna çok takılmayın arkadaşlar. Gelir gelmeze çok takılmayın. Sizler çalışmalarınızı sürdürün. Gelirse çok güzel olur. Çalışmanızı sürdürmüş olacaksınız ve iyi bir noktaya gelmiş olacaksınız. E çalıştığınız olumsuz sonuçlandı. Artık yapacak bir şey yok diyeceksiniz. Kader, kısmet, nasip diyeceksiniz ve yolunuza devam etmiş olacaksınız. Yani bu dünyanın sonuymuş gibi bakmayın bu işe. Yani belki 10 defa başvuran karşılarımız vardır bunlara. Belki 20 defa başvuran karşılarımız vardır. Hani bu tür işlere belki ilk defa gelen karşılarımız vardır. O yüzden e, sizler başvurunuzu yaptınız. İnşallah güzel sonuçlara güzel sonuçlanmasa da lütfen üzülmeyin sevgili dostlarım. E, peki ondan sonraki süreçte işte, boy kilo ölçümüne ne zaman çağırırlar diye bir sorular alıyorum. Yani infaz konum memurluğuna başvuran arkadaşlarımız için. Sevgili dostlarım benim tahminimce yine e, en geç yani Mart Nisan'ın Bitimine doğru Nisan'ın sonlarına doğru yine ilanın gelebileceğini yani sonucun duyurulacağını tahmin ediyorum. Mayıs başlarında da sizler boy kilo ölçümüne tabi tutulabilirsiniz. Peki bunların hepsini geçtik. Sözlü mülakatlar ne zaman olabilir? İşte e, klavye sınavına girdik, boy kilo ölçümüne falan yaptık. Peki sözlü mülakat ne zaman olabilir? Hani benim tahminimce yine Mayıs aylarının başında olacağı için bu işlemler bir ay sonrasına sarkabilir. Hani Mayıs'tan sonraki aya veya Mayıs'ın sonlarına doğru sizlerin sözlü mülakat sonuçları açıklanabilir. Yani tahmini söyleyecek olursak da Haziran veya en geç Temmuz'un başında inşallah işe başlamış olacaksınız sevgili dostlarım. Tabii bunların hepsi tahmini rakamlar, tahmini düşünceler. İnşallah daha da erken olur. Sizler çok beklememiş olursunuz diyorum sevgili dostlarım. Peki ben burada ne yapacağım sizlere? Size nasıl bir yol gösterebileceğim? Size nasıl yardımcı olabileceğim diye soracaksınız. Arkadaşlar şu soruyu çok aldım. Hemen göstereyim sizlere. Bunu cevaplayayım. Ondan sonra da söyleyeceğim söyleyeyim. İnfaz konu memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy kilo ölçümüne e, alınacaktır. Yani herkes çağrılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi 3 katı kadar aday çağrılmış oluyor. Bu soruyu ciddi anlamda çok aldım sevgili dostlarım. Daha sonraki süreç sözleşmeli infaz konu memurluğu veya diğer alanlar işte zabıt katibi olsun, icra katibi olsun, işte büro personeli, hemşirelik, destek personeli gibi alanları sözlü mülakata tabi tutulacağı için hepsinin hemen hemen konusu aynı. Arkadaşlar konusunu söyleyeyim. Sözlü sınav konuları arkadaşlar ilginin, ilgiliğin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler. Yani toplamda 40 puan olacak şekilde. Ben bunu bu e, maddeyi sizlere en iyi şekilde açıklamış olacağım kanalımda yer vermeye çalışacağım. O yüzden kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Sözlü mülakata en iyi şekilde sizleri hazırlamaya çalışacağım çünkü Allah'ın izniyle. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan. Bununla ilgili videolar da hazırlayacağım. Hani hepsini kısım kısım sizlere aktarmış olacağım. Sözlü mülakata işinize yarayacak bütün hususları ele almış olacağız. Genel kültür sorulacak. Bir konuya kavramı ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplamda 100 puan olacak. Arkadaşlar bu 4 maddeden toplamda 100 puandan değerlendirilmiş olacaksınız. Hani kaynak önerisi diyor birçok arkadaşımız. Hani hangi kitap açarsak, hangi kaynağı açarsak. Arkadaşlar aslında hani şu kaynağı çalış daha iyi bir noktaya gelirsin diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü hani sen bilgi sahibi, ol, sahibi olmuş oluyorsun. İnternetten açıp baksan da bilgi sahibi olursun. Kitaptan açıp baksan da bilgi sahibi olursun. Hani e bunu siz bilgi sahibi olabilmek için yapıyorsunuz. Hani en iyi önerim nedir? Sizlerin en iyi şekilde kendinizi ifade edebilme yeteneğidir. Kendinizi geliştirmenizdir. Hani bir kitaba bağlı kalmak yerine veya işte bir kaynağa bağlı kalmak yerine kendinizi geliştirmeniz, diksiyonunuzu güçlendirmeniz ve karşı tarafa ne dediğinizi tam olarak aktarabilmenizdir aslında en iyi husus. Sizler burayı dikkate aldığınız takdirde iyi bir noktaya gelebileceksiniz ki ben zaten videolarımda bunu ele almaya çalışacağım. Bunlarla ilgili püf noktaları, dikkatleri ve önerilerimi sunmuş olacağım. Bundan sonraki videomuzda sözlü mülakat var. Ve tabii ki de uygulamalı sınavı hakkında da yine birkaç bilgi vermeye çalışacağım videolarım esnasında. E, muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın size, sevgili dostlarım. Peki, e, hatırlatayım. Zaten birçoğumuz biliyordur ama hatırlatmak amacıyla şöyle. E, Sözleşmeli infaz konum memurluğuna başvurabilmek için boy şartını söyleyeyim sizlere. Erkeklerde 170 santim, kadınlarda 160 santimden kısa boylu olmaması gerekiyor. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla 17'den az olmaması gerekiyor. Örneğin 170 santim boyunda olan bir adayın kilosunun 70 artı 13 83'ten fazla, 70 eksi 17, 53'ten az olması gerekmektedir. Sizler boyunuzun e, bu şekilde hesap edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım tamam mı? Evet, benim anlatacaklarım bunlardı. İnşallah tez vakitte duyurular gelir ve size en iyi şekilde aktarmaya çalışmış oluruz. Bundan sonraki videomuzda artık sözlü mülakatlarla ilgili tekniklere uygulamalı sınavlarla hakkında iyi bir teknikleri ve önemli birkaç tavsiye ve önerimi sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Hani. E, hepsini ayrı ayrı 4 e, maddeyi de ayrı ayrı ele alacağım için hani bunları 5-6 videoda inşallah güzel bir şekilde sizlere aktarmış olacağım. İşinize yarayacak en güzel videoları sizlere açmış olacağım Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte. E, lütfen videoyu beğenmeyi size vermiş olduğum emeğe karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Dilediğiniz yerlere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.